Saat 8.45 parametre öncesi ekonomi diyeceğiz. Dünyada, Türkiye'de hangi başlıklar var? Piyasalar Amerika'da, Asya'da nasıl kapandı? Bugün nasıl açılışlar bekleniyor? Kısaca özetleyeceğiz. Hemen ilk etapta gündeme geçmeden önce ben piyasaları sizlere bir aktarayım. Asya ve ABD borsalarını. Yine küresel büyümeye dönük kaygıların, özellikle dün Çin'den gelen veriler sonrası biraz arttığını söyleyebiliriz. Asya borsaları ham petrol fiyatlarında aşırı arz endişelerinin yeniden ortaya çıkmasıyla baskı altında kaldı. Değer kayıpları yaşadı. Japonya dışındaki Asya Pasifik borsaları %0,4 geriledi. Japon Nikkei endeksinde %0,5'lik düşüş var bu sabah itibariyle. Amerika'da yapılan ilk başkanlık seçimi yine piyasalar tarafından, Wall Street tarafından çok yakından takip ediliyor. Cumhuriyetçi partiden Cruz'un Trump'ı geçerek ilk ön seçimlerde zafer elde etmesine piyasaların tepkisi olmadı. Önce bunu söyleyelim. Demokrat Parti tarafında Hillary Clinton ve Sanders'ın oyları son dakikaya kadar başa baş devam etti. O da çok büyük bir etki yaratmadı. Wall Street'te Facebook ve Alphabet hisselerinin gösterdiği güçlü yükseliş kayıpları bir miktar ABD borsalarında telafi etti. Büyük endekslerin yatay kapanmasına en azından Facebook ve Alphabet yardım etti diyelim. ABD borsaları anlayacağınız üzere yatay, hafif eksi de dünü tamamladı. Asya borsalarında da aşağı yönlü hareketler var. Dün Çin'den gelen verinin ardından yine petrolde arz kaygıları öne çıktı. Talep yok, arz fazla, küresel büyüme kaygıları var. Yine bunları konuşmaya başladık. Bir miktar borsalarda satış baskısı gördük hızlı yükselişlerin ardından. Dolar kotasyonları da dün içeride 2.97 seviyesini aşmıştı. Ancak buradan yeniden 2.96 seviyelerine geri dönmüştü. Bu sabah durum ne derseniz dolarda düşüş devam ediyor derim. Bankalar arası piyasada 2.94.66, 2.95 lira seviyesini görüyorum. Dolayısıyla bugüne dolarda düşüşle başladık ve Euro TL'de de 3.21 seviyelerini sizlere aktarıyorum. Dolarda 2.95'in de altı var. Alış kotasyonlarında geçen 2.94.60 seviyeleri var ve Euro TL'de 3.20 lira seviyeleri var. Euro dolar paritesi de 1.0897. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, ben Mart'ta parasal genişlemeyi masaya yatıracağım dedi. Parasal genişlemeyi artırabilirim dedi FED. Şimdi Cuma günü tarım dışı istihdam verisi gelecek. Çok agresif bir faiz artışına gitmeyeceğinin sinyalini verdi. Mart'ta faiz artışı bekleyenlerin oranı iyiden iyiye azaldı. Şimdi bu hafta Cuma günü tarım dışı istihdam verileri bekleniyor. Japonya faizi negatif alana çekti. Daha da aşağıya indiririm dedi. Petrol fiyatları da 32-34 dolar bandına biraz yükselince piyasalarda rahatlamada kendini gösterdi ve gelişmekte olan piyasalarda risk iştahı arttı. Biz Cuma'dan beri bunu görüyoruz ve dolar kotasyonları 2.95 liraya kadar inmişti. Sabah pazartesi sabahı size Cuma sabahı böyle anlatmıştık. Pazartesi sabahı 2.96 seviyesindeydi ve bugün de 2.94 lira seviyesinde seyrin devam ettiğini aktaralım ve petrol fiyatlarının da 32-34 dolar bandında olduğunu söyleyelim. Keza altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altının onsu 1125 dolar. Dolarda hangi seviye kritik derseniz uzmanlar 2.92 seviyesinin aşağı yönde kırılması önemli diyor. Yarın enflasyon verisi var içeride ve Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi var. İki önemli veri bu haftanın gündeminde olacak. Ve borsa dün yatay kapanmıştı. 73.400 seviyesinin üzerindeydi. Asya ve ABD borsalarına bağlı olarak dolar kurunu da göz önüne alırsak biraz yükseliş görebiliriz galiba diyelim ve bugünün, dünün gündeminden bugüne yansıyanlara geçelim. Ve dünün ekonomisinde gelen ihracat verileri vardı. 2016 yılının ilk ihracat verileri %14,4 düştü ihracat ve yine bakıldığında 5 yıl sonra ilk kez 10 milyar doların altına indi. 9,2 milyar dolar olarak açıklandı. Hemen hemen bütün ülkelere yapılan ihracatta keskin bir düşüş olduğu göze çarptı. Dolayısıyla özellikle ihracatta en büyük ihracat yaptığımız 5 ülkeye yapılan ihracat
ihracatlarda yine sert düşüş var. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, İran'a yaptırımların kalkmasıyla birlikte bir de vergi oranları düşecek. Dolayısıyla İran'a ihracat %8-10 artabilir dedi. Şimdi gözler ve yeni umut İran olarak öne çıkmış görünüyor. Ancak ihracata bakıldığında bugün de Güngör Uras'ın yazısında ve manşete çıkardığı başlığında ihracat pek de iyi şeyler söylemiyor beyler diyor. Gerçekten de iyi şeyler söylemiyor. Ocak'ta %14,4'lük düşüş var. 9.2 milyar dolara gerileyen bir ihracat var. Yıl sonu hedefi biliyorsunuz 155,5 milyar dolardı. Ancak bu rakam yakalanabilecek mi bilmiyoruz. İtalya'ya ihracat %2 azalmış. Amerika'ya ihracat %6,6 azalmış Ocak'ta. Irak'a ihracat %48 düşmüş. Rusya'ya yapılan ihracat Ocak'ta 110 milyon dolara gerilemiş. Geçen 2015 Ocak'ta bu rakam 313 milyon dolardı. Dolayısıyla aşağıya doğru bir iniş söz konusu. 300'den 100'e inen bir düşüş söz konusu Rusya'ya yapılan ihracatta. Şimdi dediğim gibi gözler 82 milyonluk nüfusu, 417 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılasıyla İran. Peki beklentiyi karşılar mı? Bilinmez. Yeni pazarlar öne çıkar mı? O da bilinmez. Önümüzdeki aylarda ne olur? Yine ihracat yakından takip edilmeye devam edecek. En fazla ihracatı yapan sektör otomotiv sektörü. Dolayısıyla ihracatta düşüş var. Ancak yine de en fazla ihracatı otomotiv sektörü yapmış görünüyor. Ve bir diğer gündem, yarın Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıklayacak ama onun öncesinde İstanbul Ticaret Odası İTO İstanbul enflasyonunu açıkladı. Nedir durumumuz? İstanbul'da enflasyon 6 yılın zirvesinde, gıda fiyatları %4'ü aşan oranda artmış. Dolayısıyla gıda fiyatları da son 6 yılın zirvesinde. Enflasyon yani İstanbul'da yüksek, meyve, sebze, et, ekmek fiyatları derken yaş meyve sebze fiyatları, işte hava koşulları vesaire derken gıda fiyatları düşmüyor. Gıda fiyatlarında katılık devam ediyor. Asgari ücret artışı, diğer vergi artışları hepsi bahane ediliyor ve gıda fiyatlarındaki artış, gözle görülür bir artış, bütçeleri vuran artış devam ediyor. İstanbul'da enflasyon yüksek. Şimdi yarın Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyonu açıklanacak. %1,8'lik bir artış bekleniyor. Yıllık enflasyon %9,56'ya çıkabilir. Dolayısıyla bu rakamlara bakıldığında da yine İstanbul'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Türkiye enflasyonunda da yükselişin devam ettiğini görebiliriz ama Merkez Bankası çift taneye çıkmayacak. Ocak'ta yükseliş olacak. Ardından enflasyonda düşüş başlayacak demişti. Bakalım başlayacak mı? Göreceğiz. Yarın 3 Şubat ve enflasyon günü. Cuma günü de ABD tarım dışı istihdam verisinin geleceğini hatırlatalım. Ve bir diğer gelişme, yine iş kazaları, yine iş cinayetleri. İstanbul'da bir inşaatta, Esenyurt'ta yük asansörü düştü ve 3 işçi öldü. Üstelik o işçilerden biri 17 yaşındaydı, 18 yaşın altındaydı. Yine iş kazaları, yine düşen asansörler, yine kaybolan hayatlar gündemin birinci sırasında, gazetelerin birinci sayfalarında bugün yer bulmuş. Terör hayvancılığı da etkiledi. Et fiyatları yine gündemde. Et fiyatlarındaki artış gündemde. Düşmeyen et fiyatları gündemde. Doğu ve Güneydoğu illerinde PKK terörünün etkisini arttırması hayvancılığı da bir hayli etkiledi diyor uzmanlar. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfalarında yer bulmuş. Yazın satılan hayvanların yerine yeni hayvan alamadı üretici diyor. Dolayısıyla canlı hayvan alıp beslemekten çekiniyor halk diyor. Ağrı, Kars, Van, Muş, Bingöl gibi iller hayvan üretim kaynağı. Buradaki hayvanlar bölgedeki meralarda yetişecek ki Afyon'a gelecek diyorlar. Ancak hayvan yetişmiyor, yeni hayvan alınmıyor. Bu da hayvan sayısı azaldıkça et fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Bu da işin, terörün bir başka boyutu. Et fiyatları niye düşmüyor, niye sürekli artıyor derken işte nedenlerinden biri de terör olarak bugün işlenmiş, uzmanların görüşleri aktarılmış. Çocuk işçi iddiası İngiliz basını yazdı. Türkiye'de de tepki var. İngiliz Independent gazetesi bazı yabancı markalar Türkiye'deki fabrikalarında
Suriyeli çocuk işçi çalıştırıyorlar diye yazdı. İsveçli H&M bu iddiaları yalanladı. Ancak raporlar çocuk işçilerin olduğunu söylüyor. Peki Türk yöneticiler ne diyor? Türk firmalar ne diyor? Dernek başkanları ne diyor? Öyle bir baktığınızda global markalar üretim yapanlar bunu yapamaz açıklamaları geliyor. İTİP Başkanı İsmail Gül'le bu iddiaların 90'larda kaldığını söylüyor. İşte Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi gelin 14 bin imalatçı firmayı tek tek gezdirelim diyor. Ancak iddialar gündemde. Bu arada Suriyeliler için 100 yeni okul yapılacak, Suriyeli çocuklar için ve hedefte 450 bin Suriyeli çocuğu okutmak. Ailelere öğrenci başına destek verilecek, çocuklar okullara ücretsiz taşınacak ve Suriyeli öğretmenler de şu anda 9500 öğretmen geçici çalışıyor. Dolayısıyla geçici çalıştıkları için de yine bakıldığında onlar da çalışma izni alacaklar ve göreve başlayacaklar, maaş da alacaklar. Keza Suriyeli doktor ve hemşireler de Suriyelilere bakacak. Onlar için açılacak aile hekimliklerinde görev alacaklar ve Suriyeli hastalara bakılacaklar. Çalışma izni zaten Suriyelilere verilecekti. Şimdi öğretmen ve doktorlar da, Suriyeli öğretmen ve doktorlar da maaşlı çalışma izinli olarak çalışacaklar. Suriyeli çocuklara eğitecekler, Suriyeli hastalara bakacaklar. Açıklama Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan gelmişti. Detaylar da netleşmeye başladı. Şimdi gazetelerde bugün ne var derseniz, ucuz ekmek için daha az fırın. Habertürk'ün bugünkü birinci sayfasında üst başlıkta görülmüş. Tarım ve Köy İşleri Bakanı, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in açıklamaları. Diyor ki Faruk Çelik, dün de aktarmıştık. Ekmek, bütün malzemeleri, her şeyi içine katın, 61 kuruş olmalı. Daha fazlası olamaz. 1 lira 25 kuruş fiyat fazla diyor. Dolayısıyla fırıncılar da peki ben nasıl kar edeceğim? Asgari ücret böyleyken işte çalışanların parasını nasıl ödeyeceğim? Mayaya, una zam geldi. Dolayısıyla benim maliyetlerim yüksek. Dolayısıyla ben bu fiyata ekmeği üretirim ama satamam, kar edemem diyor. Ayrıca fırın sayısı çok fazla. Dolayısıyla herkes fırın açmasın, fırın sayısı azalsın. Dolayısıyla fırın sayısı azalınca talep de artar. Biz de daha ucuza ekmek satabiliriz, daha az, daha fazla kazanabiliriz diyorlar. Yani çözüm ucuz ekmek için daha az fırınmış. Fırıncıların açıklaması böyle. Daha detaylı açıklamaları da bu ekmek tartışmasında önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve vatandan bir haberle tamamlayalım. Sonra da parametreye devam edelim. Şimdi Sevgililer Günü malumunuz yaklaşıyor. Vatan Gazetesi de şöyle bir araştırma yapmış. Lüks bir otelin suitinde eğer 14 Şubat'ı geçirmek isterseniz sevgililer, 35 bin euro ödeyecek misiniz KDV dahil olmak üzere? Sevgililer gününü böyle bir otelde, bir suite'de baş başa geçirmek için sarayda aşkın maliyetinin KDV dahil 35 bin euro olduğu bugün Vatan Gazetesi'nin birinci sayfasında yer almış. Piyasalar, gündem başlıkları, tartışmalar, fiyatlar, zamlar, enflasyon, ihracat, özetle böyleydi. Az sonra parametre diyeceğiz.